Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle eve gideceğiz. Öyle denir mi lan? Öyle denir mi? Oy, kaldırma, ne güzel yerleşmişsiniz ya. Bugün günlerden 14 Temmuz Salı. Hep ters bir insan olmama rağmen hiçbir zaman motovloglarımı tersten çekmedim. Yani eve giderken çekmedim. Yani çekmiş olabilirim ama olay olmuştur, onu çekmişimdir. Onun haricinde hiçbir zaman sabah eve gidermiş gibi bir vlog olmadı. Özel bir sebebi yok. Genellikle yorgun oluyorum. Yorgun olduğum günlerde de enerjim olmuyor. Enerji olmayan günlerde de motovlog çekilmiyor. Bugün çok mu enerjiyim? Değilim aslında baktığınız zaman. Ya şimdi Land Cruiser Prado. Şimdi bu adam bana çarptı diyelim ve kaçtı. Ulan ben bu adamı nasıl ihbar edeyim? Plakaya bak Allah aşkına. Ben bu adamı nasıl ihbar edeyim? Böyle E'ye benziyordu. E'ye ama ters de 3'e de benziyor aslında baktığınız zaman. Onun yanında böyle bir çizgi var. Şuraya adamı plakamı veriyoruz, robot resim mi çizdiriyoruz birileri? Lan Cibo, ne olacak bu hal? Çok enteresan ya. Yani Türkiye'ye giren bu tarz plakalı araçların bence en azından geçici bir plaka alıyor olması lazım yani. Girişte, kapıda, gümrükte, gümrük ne lan? Şeyde, kapıda, sınır kapısında alması lazım abi. Üf, ne güzel bağırıyorsun, tam ceza yemelik. Sabah çıkıyoruz trafik, akşam çıkıyoruz trafik. Bazen öğlen çıkıyorum yine trafik. Çok trafiksin İstanbul. Çok doblosun. Selamünaleyküm. Merhaba. Nasıl ama? Avcıya kendimi yem etmeden nasıl kaçtım ama? Geçmem. Şu otobüslerin sağından geçtiğim zamanlar sayılıdır. Birinde polis ceza yazmıştı. Yani sağından geçtim diye değil aslında. Daha doğrusu sağından geçmeyeyim diye biraz böyle yavaş yavaş arkasından takip edip yol genişlediği zaman sağından geçmiştim. Polis ileride çevirip egzozdan ceza yazmıştı. Diğeri de böyle geçenlerde paylaşmıştım Instagram'da. Kamyonun arasında böyle 1 metre falan fark var sağında ama duran trafik. Dedim ki nasıl da duruyor, geçeyim bari. Tam geçerken adam önüme bir kırdı. Zor kurtarmıştım. Sen kaza mı yaptın? Yok. Kaza süsü veriyorsun ha, sen de bir enteresan adamsın. Abi en büyük korkum şuradan şöyle giderken kapının açılması. Doblo, dikkat et dobloya. Ih, buraya doğru daralıyor, level artıyor. Bunda iyi. Burada su var. Su varsa su satıcısı da fazla uzaklaşmış olamaz. Buralardan geçerken dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl bak, böyle ince göreceksiniz arkadaşlar. Bu trafikten sağa çıkabilmeniz için ince göreceksiniz. Aynen böyle. Tüm detaylara hakim olacaksınız. Hayır, Allah göstermesin de yarın bugün kaza yaparım. Ondan sonra diyeceksiniz ki hani oğlum ince bakacaktın, ne oldu kaza yaptın. İnce bakamamışım ki, o sıra kaza yapmışım demektir yani.
orta toplu. Bir önceki videoda bahsettiğim arkadaş bu işte bak. Ah. Bir de bak tam bu noktada korna yasalan arkadaşlar var. Adam oraya girdi diye. Lan sen nereden gidiyorsun? Sen de oradan gidiyorsun. Buraya ne yapıyorlar ya? Bilen arkadaş var mı? Edirne Kapı'nın tam şu lokasyonu ne yapıyorlar? Böyle üst geçit gibi ama orada da böyle bir şey yok hani. Nereden nereye geçiriyorlar? Dayı! Ne oldu lan, korktun mu? Ya şurası kaç gündür ıslanıyor. Kaç gündür burası böyle. Ve bunu niye düzeltmiyorlar çok merak ediyorum. Yazık günah ya. Yağmur yağıyor geçen gün, yine ıslaktı burası. Ya yağmur yağdığı zaman tabi ıslak olması normal ama. Tamam tamam. Dayı sıkıştın sen orada, dayı. Dayı tüküreceğin yolları. Tükürürüm oradan. Ya ameliyat yerime gelseydi. Ya bana ne çalıyorsun Kamil? Hem üstüme geliyor hem konu çalıyor ya. Vay, Cadde Bostan sahil. Ya da Bayram Bostan sahil. Ne güzel bir şey koktu. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey koktu. Böyle patates kızartması türlerinde bir kızartma olabilir. Sen süpersin ya. Senin durduğun duracağın kaldırım taşları. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Yeah. Neyse arkadaşlar, ben geldim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bomboş bir video oldu. Yemin ediyorum bomboş bir video oldu. Hadi kapadım ben. Görüşürüz. Kapayamadım. Dur virajdayım.